Neydi doğal afet? Şöyle bir hatırlayalım. Dedik ki doğada meydana gelen olaylar çok büyük can kayıpları ve mal kayıpları oluşturur ise biz bunlara doğal afet diyoruz. İnsan aslında müdahale edemez bunlara diye ifade etmiştik yanlış hatırlamıyor isem. Ve şöyle bir ifade kullandık doğal afetler için. Beşeri unsurlar doğal afetleri tetikler arkadaşlar demiştik. Artmasına, çok daha fazla can ve mal kayıpların oluşmasına neden olurlar diye ifade etmiştik. Biz afetleri jeolojik afetler yani yerin içerisiyle alakalı depremdir, tsunamidir, volkanik faaliyetlerdir, heyelandır gibi jeolojik afetler, klimatolojik yani iklime dayalı aşırı sıcaklıkların yükselmesi, işte kuraklığın artması, hortum, kasırga gibi olaylar, bunun dışında dolu, çığ gibi olaylar, yağışa bağlı olarak sel gibi doğal afetler de klimatolojik kökenli doğal afetler olma özelliği gösteriyor idi. Biyolojik afetler ki orman yangınları, böcek istilaları, salgınlar, erozyon ki şu anda zaten tüm dünya salgın hastalıkla mücadele ediyor. Bizim de buradan internet üzerinden sizinle ders yapmamıza vesile aslında salgın hastalığı diye ifade etmiştik. Çok ciddi anlamda dünyada ölümler var. Doğal bir afettir arkadaşlar. Dönem dönem dünyada çok büyük çaplı salgın hastalıklarla karşı karşıya kalınabiliyor ve büyük çaplı da ölümlerle sonuçlanıyor. Hatta dünya nüfusunda ciddi azalmalara bile sebebiyet verebiliyor salgın hastalıklar. Sosyal afetler daha çok insanların savaşlar, terörlere bağlı olarak yangınlar vesaire gibi afetler olma özelliği gösteriyordu. Teknolojik afetler ise sanayide meydana gelen kazalar, fabrikalarda gibi, iş kazaları gibi, biyolojik ve nükleer kazalar gibi, nükleer santrallerin patlamaları gibi mesela, ulaşımda meydana gelen kazalar, büyük çaplı uçak kazaları çok ciddi can kayıplarına neden olabiliyor ya da büyük gemilerin batması gibi ulaşım kazaları da yine teknolojik afetler içerisinde yer alıyor diye ifade etmiştik. Doğal afetlerin daha çok bize karşımıza soru olarak gelenleri jeolojik kökenli deprem, volkan, tsunami diye ifade etmiştik. Meteorolojik kökenli olanlar fırtına, kuraklık, çığ özellikle kuraklığa bağlı olarak erozyon çok ciddi anlamda artıyor demiştik. Hidrolojik suya dayalı olanlar sel ve taşkınlar. Şunu unutmayacağız arkadaşlar. Dünyada en fazla can kayıplarına neden olan, en çok yaşanan doğal afetlerdendir sel ve taşkınlar. Bunu da ifade edelim. Depremlerden bile daha fazla can ve mal kayıplarına neden olur. Jeomorfolojik kökenli olanlar, yerin içerisiyle alakalı, jeomorfolojik yer şekilleriyle alakalı olanlar ise kütle hareketleri, heyelanlar özellikle, toprak kaymaları, taş düşmeleri ve erozyon bu gruba girer diye de ifade etmiştik. Biz depreme başlamıştık öyle hatırlıyorum. Depremler üçe ayrılır demiştik. Çökme depremleri, volkanik depremler ve tektonik depremler olmak üzere. Çökme depremlerini pek deprem kategorisine almıyoruz arkadaşlar dedik. Şöyle ifade ettik. Özellikle karstik arazinin fazla olduğu, kalker, kaya tuzu, cips, marl gibi eriyebilen kayaçların bulunduğu alanlarda yer altına sızan sular yerin içerisinde büyük çaplı boşluklar oluşturur. Bu boşlukların tavanları çökerek çökme depremleri dediğimiz depremleri oluşturur dedik hatırlarsanız. Can ve mal kayıpları oldukça az hatta yok denilecek kadar az. Çok dar alanlı depremlerdi. Benim ülkemde daha çok Akdeniz bölgesinde ve Ege bölgesinde özellikle Akdeniz bölgesinde oluşur diye ifade etmiştik. Karstik arazi bu bölgelerde daha fazla olduğu için. Bunun dışında maden ocaklarında da zamanla biten çalışmanın bittiği boş bırakılan maden ocaklarının tavanlarının çökmesi de yine çöküntü depremlerine sebebiyet verebilir demiştik. Volkanik depremlere ise mağaranın yeryüzüne doğru yapmış olduğu hareketi esnasında meydana gelen salınımlardır dedik. Biz bunları daha çok insana dost depremler olarak adlandırıyorum ben ifade etmiştim hatırlarsanız. Çünkü erken uyarı sistemidir. Yani mama ben geliyorum bölgeyi boşaltın der. Ama bu durum tamamen içerideki basıncın birikmesiyle alakalıdır dedik. Eğer çok ciddi bir basınç birikmişse salınımlarla beraber mama yüzeye ulaşır. Bu zaman böyle bir durumda bölgeyi boşaltmak için zamana fazla ne yapamamışsınızdır? Zaman bulamamışsınızdır. Ama öyle zamanlar olur ki volkanik faaliyetler haftalar önceden, aylar önceden salınımlar yapmaya başlar. İşte bu durumlarda bölge boşaltılır ve can kayıplarının önüne geçmiş olunur. Dar alanlıdır. Sadece volkanik faaliyetin bulunduğu alanı etkisi altına alır dedik. Fazla can ve mal kayıpları tektonik depremler kadar değildir dedik. Hemen geçtik asıl depreme.
Adam gibi adam, yani deprem deyince aklımıza gelen deprem tektonik depremlerdi. Yer kabuğunun içerisinde meydana gelen enerji, boşaltım, salınım, titreşim hareketlerinin hepsine biz tektonik depremler diyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayacaksınız. Tektonik depremler dediğimiz depremler dünyada çok ciddi can ve mal kayıplarına neden olan depremlerdir. Etki alanları çok geniş olan bu depremlerde can kayıpları, mal kayıpları, hasar ve tahrip oldukça yüksek olma özelliği gösterir diye de ifade etmiştik. Özellikle dış merkez dediğimiz depremin yeryüzüne ilk ulaştığı deprem dalgalarının yer kabuğunun içerisinde en kısa yolu takip ederek yeryüzüne ulaştığı alan dış merkez odak noktası olma özelliği gösterir. Hasar ve tahrip gücü bu alanda daha fazladır. Dış merkezden uzaklaşıldıkça hasar ve tahrip gücü azalır arkadaşlar, bilginize. Dünya üzerindeki deprem kuşaklarından bahsetmiştik. Çok önemli arkadaşlar demiştik, hatırlarsanız. Bunları mutlaka anlık görüntüyle görüntü alın dedik, bileceğiz. Dünya üzerinde deprem kuşakları var. Birinci derece deprem bölgesi ya da deprem kuşağı dediğimiz kuşak Pasifik deprem kuşağıydı. Hangi alanlardı bunlar? Pasifik kuşağı, yani Büyük Okyanus'un etrafındaki alanlar. Asya'nın doğusu, ki çok ciddi anlamda deprem üreten, çok büyük şiddette deprem üreten ve çok can kayıplarına, çok büyük çaplı can ve mal kayıplarına neden olan depremler bu kuşakta, yani Pasifik kuşağında meydana gelir. Dünya tarihinde ekstrem diyebileceğimiz en şiddetli depremler de bu kuşakta meydana gelmiş depremler olma özelliği gösterir arkadaşlar. Asya'nın doğusu, ki Çin, Japonya, Kore, Endonezya, Malezya gibi ülkelerin de içinde bulunduğu alan arkadaşlar, ki dünyada ateş çemberi olarak adlandırılır. Hem büyük çaplı depremler, çok sık deprem olmak şartıyla, hem de volkanik faaliyetler meydana gelir bu alanda. Bu yüzden ateş çemberi olarak da adlandırılmıştır dünya üzerinde. Bir diğer alan, yine Pasifik kuşağının diğer alanı ise Amerika kıtasının batısı olma özelliği gösterir. Özellikle Güney Amerika'daki, o Latin Amerika dediğimiz alanda şiddetli depremler meydana gelir. Peru, Şili gibi alanlarda ki çok yüksek şiddetli depremler ve ciddi anlamda can ve mal kayıplarıyla karşı karşıya kalınır. Bu kuşak dünya üzerinde birinci derece deprem kuşağıdır. Dünyada var olan depremlerin %70'inden fazlası bu kuşakta meydana gelir demiştik. Pasifik kuşağında bu şu demek: bir yılda dünyada eğer 10 deprem oluyorsa 7'si 8'i bu bahsettiğimiz alanda meydana gelir arkadaşlar, bilginize. İkinci deprem kuşağımız ise Akdeniz Himalaya deprem kuşağı. Daha çok Akdeniz havzasını, özellikle Güney Avrupa ve Kuzey Afrika dediğimiz Fas, Tunus, Cezayir, bunun dışında İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, ki Türkiye'de bu kuşakta arkadaşlar. Türkiye, İran, Kafkaslar, ki Çin'in doğusuna kadar Himalaya, o Pakistan, Afganistan gibi ülkelerin de içinde bulunduğu alanı kapsar bu kuşak. Bu kuşak içerisinde yer alır Türkiye'de. Dolayısıyla biz ülke olarak birinci derece deprem bölgesinde yer alan bir ülke olma özelliğini gösteriyoruz. Çok şiddetli depremler can ve mal kayıplarıyla karşı karşıya kalınır bu kuşakta yer alan bizim ülkemizde de. %30, %25'lik bir orana sahiptir yaklaşık bu kuşak dünya üzerinde meydana gelen depremler arasında. Dolayısıyla aktif deprem bölgesi olma özelliği gösterir. Bunun dışında yine kıtaların iç kısımlarındaki fay hatları, yine Atlas Okyanusu'nun iç kısmı, ki levhalar burada ayrılır, Atlantik deprem kuşağı diye geçer. Özellikle İzlanda bu kuşak içerisinde depreme maruz kalan ülkelerden biri olma özelliği gösterir. Yine Kanarya Adaları, Azor Adaları bu kuşak içerisinde olup da depremin yaşandığı alanlar içerisinde yer alır. Afrika'da ise Doğu Afrika dediğimiz göller yöresi olarak adlandırdığımız, haritada çok net olarak gösteriyorum arkadaşlar, birçok volkanik dağ ve tektonik göl vardır bu alanda. Dolayısıyla bu alanda Doğu Afrika'da başlayıp Kızıldeniz'de çukurluğu boyunca devam eden fay hattı da dünyada aktif olarak depremlerin sıkça gözüktüğü alanlardan biri olma özelliği gösterir. Hatırlarsanız H, unutmayacağız arkadaşlar, H'yi demiştim. Evet, bakın tekrar gösteriyorum. Amerika'nın batısı, Asya'nın doğusu, H'nin iki bacağı arkadaşlar, unutmayacağız. Atlas Okyanusu'ndan başlamak şartıyla, ki Orta Antiller'den başlar aslında, Amerika'nın orta kısmından başlamak şartıyla,
Avrupa'nın güneyini içerisine alan, bizim de ülkemizin içinde bulunduğu Çin'in doğusuna kadar uzanan Alp Himalaya kuşağı da o H'nin ortadaki çizgisi olma özelliği gösterir. Bu alanlardan uzaklaşıldıkça dünyada deprem olma olasılığının az olduğu alanlara doğru gidişat söz konusudur ki masif araziler dediğimiz birinci zamanda oluşmuş araziler dünyada deprem olasılığının en az olduğu alanlardır. Nelerdir buralar? Hemen söyleyelim. Asya'nın kuzeyi yani Sibirya dediğimiz alan. Bunun dışında Avrupa'nın ortası, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa, özellikle Doğu Avrupa arkadaşlar. Bunun dışında Kuzey Amerika'nın doğusu, Güney Amerika'nın doğusu, Afrika'nın doğusu hariç. Az önce çizdiğim alanda hatırlarsanız Doğu Afrika göller yöresinden başlayan dediğim fay hattı hariç. Orta Afrika ve Kuzey Afrika'nın büyük bir çoğunluğu, Antarktika, Grönland gibi, Avustralya'nın iç kısımları gibi alanlar masif arazilerdir arkadaşlar. Dünya üzerinde deprem riskinin en az olduğu alanlar olma özelliği gösterir bu alanlar. Yani deprem daha az meydana gelir. Deprem sırasında yapılması gerekenlerden bahsetmiştik en son dersimizde. Sakin olunması gerektiğini, özellikle bulunduğumuz mekanda kafamızı koruyacak bir şekilde sağlam eşyaların dibine ya da yanına çömelmemiz, kafamızı koruma altına almamız gerektiğini. Yanlış bizde yapılan bir olay var demiştim. Deprem anında bizim Türk milleti kendini kanatlı gruba dahil ediyor. Yani uçabileceği kanısına hasıl oluyor ve balkondan atlayanlar, camdan atlayanlar, pencereden atlayanlar artıyor. Bu yanlış bir tutumdur arkadaşlar. Bu bir gerçek. Yine deprem esnasında yoğun olarak dışarıya çıkmak için asansörlere ve merdivenlere olan yoğunluk da yanlıştır. Olduğunuz yerde kendinizi muhafaza altına alarak depremin o ilk şiddetli sarsıntısının geçmesini beklemeniz gerekiyor. Deprem öncesinde de depreme ait olan bilgilendirme, özellikle yani temel ilk yardım eğitiminin alınması ve yapılması gerekenlerle ilgili mutlaka bilgilenilmesi gerekiyor. Yine evde yangın söndürme tüpünün bulunması, özellikle ilk yardıma ait eşyaların mutlaka olması gerekiyor açıkçası. Bunun dışında deprem çantaları da hazırlanmalı o anda, depremden sonra yıkım çok meydana gelebilirse ve bu deprem çantaları ulaşabileceğimiz mekanlarda olması gerekiyor arkadaşlar. Çantayı hazırlayıp ulaşılamayacak bir mekanda tutmanın da bir anlamı yok. O zaman ihtiyacımız olduğunda ona ulaşamadığımız için bir işe yaramayacaktır aslında. Deprem sonrasında ise özellikle elektrik ve gaz sistemlerinde sıkıntılar meydana geleceği için vanaların kapatılması gerekiyor çok net olarak. Eğer sarsıntı bittiyse hızlı bir şekilde binanın terk edilmesi gerekiyor. Hasarlı binaların dibinde değil de açık alanlara gidilmeli ve açık alanlarda daha çok beklenmeli. Çünkü artçıl depremlerle binalarda yıkılma sonrası binaya yakın alanlarda yine can kayıpları yaşanıyor maalesef. Eğer acil değilse, çok zorunlu değilse ulaşıma ait haberleşme, özellikle telefonların kullanılmaması gerekiyor. Çünkü ciddi yüklenmeler sonrasında tamamen irtibat, iletişimle ilgili irtibat kopabiliyor. En çok yapılan hatalardan biri de bu olma özelliği gösteriyor. Etrafımızda yaralanmış ya da yardıma ihtiyaç duyan insanlar var ise onlara yardım edilmeli ve acil müdahale edilmesi gerekenlere de sağlık alanındaki insanların haberdar edilmesiyle bu alana ulaşılmasının sağlanması gerekiyor deprem sonrasında. Şimdi geldik bir diğer özellik, tsunami dediğimiz olay. Çocuklar, dün Türkiye tarihindeki depremlerden biraz hemen bahsedeyim, sonra tsunami'ye geçeyim. Türkiye tarihinde en şiddetli deprem, unutmayacağız, 1936-39 arasındaki 36 yılında Erzincan depremidir. 8 şiddetinde bir depremdir. Erzincan yerle bir olmuştur. Ve bu deprem sonrasında şehir başka bir alana taşınarak yeniden kurulma ihtiyacı durulmuştur. Yani şu anki Erzincan merkezi şehrin ilk kurulan merkezi değil arkadaşlar. Bu tarihte yaşanan deprem sonucunda 30 bin insanımıza yakın insanımızı kaybetmişizdir. Oldukça büyük bir kayıptır. Dönem 1936, şehirleşmenin az olduğu, nüfusun az olduğu bir dönemde kayıp oldukça yüksek. Kış mevsiminde yaşanması depremin bu kayıpların, can kayıplarının artmasında etkenlerden biri olma özelliği gösteriyor. Türkiye tarihinde ikinci büyük şiddetli deprem ise 99 Marmara depremi olma özelliğine gösteriyor. Resmi kaynaklara göre 16 bin insanımızı kaybetmişizdir ama
gayri resmi kaynaklar 30 binin üzerinde can kaybının var olduğunu ifade eder. Türkiye tarihindeki en önemli iki uç deprem olma özelliğini gösterir bu bahsettiğim depremler. Türkiye'deki fay hatlarına gelince Türkiye'de 3 tane fay hattımız var. Bilen var mı arkadaşlar? Türkiye'deki deprem fay hatlarını. Ben biliyorum hocam. Hadi bir alayım o zaman paşam. Bu Ege bölgesindeki fay hattı. Peki adı neydi paşam? Güneydoğu'daki. Adı neydi Ege'deki fay hattının? Batı Evet, Anadolu fay Batı hattı. Anadolu fay hattı. Teşekkür Kuzey ederim. Anadolu fay hattı. Evet, en şiddetli depremler. Az önce bahsettiğim Erzincan ve Marmara depremi Kuzey Anadolu fay hattı dediğimiz fay hattında. Peki nereden başlar? Hemen söyleyeyim. Bir de Saras Körfezi'nden başlar Kuzey Anadolu fay hattı. Marmara deprem denizin içerisinden devam eder. İzmit'ten yüzeye çıkar. Yer yer kesintiye uğrayarak Van'ın kuzeyine doğusuna kadar ki Iğdır'a kadar uzanan Türkiye'nin en şiddetli depremlerinin gözüktüğü ve en çok başını ağrıtan deprem olaylarının yaşandığı fay hattıdır arkadaşlar. Fay hattı ise graben dediğimiz çöküntü hendekleriyle yani paraleller istikametinde uzanır. Muğla'dan başlar Güney Marmara'ya kadar uzanan fay hattıdır. Kesik kesik paraleller çerçevesinde. Bir de Doğu Anadolu fay hattımız var ya da bazı kaynaklar GAF, Güney Anadolu fay hattı der ona. Hatay'dan başlar. Akdeniz'den sonra Doğu Anadolu bölgesine girer ki Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin sınırını oluşturur. Güneydoğu Toroslar boyunca bir yay şeklinde Van'ın güneyine kadar uzanan fay hattıdır. En son gözüken Türkiye'deki deprem ciddi anlamda korkulan bir depremdi ama elhamdülillah çok can kaybıyla karşı karşıya kalmadık. Malatya ve Elazığ depremleri bu fay hattı üzerinde meydana gelmiş depremler olma özelliği gösterir. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın paşam. Türkiye'de deprem olasılığının en az olduğu yerleri hemen söyleyeyim. Nereler? Şurada açık söyleyeyim. İç Anadolu bölgesi deprem riskinin biraz daha az olduğu alanlar içerisinde yer alır. Konya çevresi, Taşeli Platolusu Akdeniz bölgesinde deprem riskinin az olduğu alanlar içerisinde yer alır. Yine Ergene bölümü dediğimiz Marmara bölgesinde Ergene bölümü Türkiye'de deprem riskinin daha az olduğu, oluşsa bile şiddetinin az olduğu alanlar olma özelliği gösterir. Yine keza Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi aynı özelliğe sahiptir. Deprem riskinin az olduğu alanlar içerisinde yer alır. Bir de Güneydoğu Anadolu bölgesinde Mardin ve çevresi çocuklar masif arazi olma özelliği gösterir ve deprem riskinin en az olduğu alanlardır Türkiye'de bu bahsettiğimiz yerler. Bunları da hızlıca söylemiş olalım. Şimdi geldik tsunami nedir? Türkiye'de gözükmeyen bir doğal afet arkadaşlar. Gözükme olasılığının da az olduğu bir doğal afettir. Tsunami dediğimiz olay aslında deprem sonrasında depremin okyanus tabanlarında meydana geldiği alanlarda enerji boşaltımı sonrasında suyun harekete geçmesiyle meydana gelen bir doğal afettir. Evet deprem dalgası olarak adlandırılır tsunami ama sadece deprem sonrasında tsunami meydana gelmez arkadaşlar unutmayacağız. Okyanus diplerinde meydana gelen depremler tsunami oluşturduğu gibi okyanus diplerinde meydana gelen volkanik faaliyetler, volkanik hareketlenmeler ve büyük çaplı heyelanlar da okyanus diplerinde meydana gelen büyük çaplı heyelanlar da tsunami oluşturur arkadaşlar. Bu enerji boşaltımı sonrasında su harekete geçer, okyanusta kuvvetli bir akıntı şeklinde hareket eder. Yani okyanusta böyle büyük devasa bir dalga olarak hareket etmez arkadaşlar. Kuvvetli bir akıntı şeklinde devam eder. Kıyıya yaklaştığında sığlaştığı için derinlik azaldığı için, gelen su kütlesi büyük miktarda olduğu için birden kıyıya yaklaştığında devasa bir boyuta ulaşır. Yer yer 30 metre ve 30 metrenin üzerine çıkar. 30-40 metreye kadar ulaşabilir tsunami dalgaları. Dolayısıyla çok kısa bir sürede kıyıyı sular altında bıraktığı ve okyanus suyunu tamamen karaya taşıdığı için çok büyük çaplı can ve mal kayıplarına neden olur. Tsunami'nin en büyük uyarısı ki 5-10 dakikalık bir süreçtir bu. Önce okyanus suyu geri çekilir, sonra ileriye doğru hareket eder. İşte o çekilme anını fark edilebilir ise ki her zaman da olmuyor bu. Bölge özellikle kıyı bölgeleri boşaltılıp can kayıpları azaltılabilir ama maalesef henüz daha tsunami konusunda bir çözüm bulunabilmiş değil arkadaşlar. Çok ciddi anlamda dünyada can kayıplarının yaşandığı bir doğal afettir tsunami. Hepiniz hatırlarsınız Japonya'da 2011'de meydana gelen tsunami sonrasındaki görüntüler canlı olarak ekranlardan yansıdı ve paylaşıldı arkadaşlar. Dolayısıyla en fazla tsunami olayı dünyada depremlerin çok yoğun, volkanik faaliyetlerin çok yoğun olarak yaşandığı
Pasifik kuşağında ortaya çıkar arkadaşlar ki biliyorsunuz Japonya, Endonezya gibi ülkeler, az önce söyledik Filipinler, Malezya gibi ülkeler bu kuşak içerisinde yer alan ülkeler olma özelliği gösterir. Yine benzer durumlar Amerika'nın batısı içinde geçerlidir ki Peru sahillerinde meydana gelen deprem sonrasında oluşan tsunami'nin dalgaları, devasa dalgaların 40 metreye ulaştığı ifade edilir ve genel olarak dünyada çok büyük çaplı can kayıpları yaşanmıştır. Yine Sumatra adası civarında meydana gelen deprem sonrasındaki tsunami hem Asya'nın güneyini hem Afrika'nın doğusunu vurmuştur arkadaşlar. Çok geniş bir alanı etkisi altına alıp 200 binin üzerinde can kayıplarına karşı karşıya kalınmasına sebebiyet vermiştir. Büyük çaplı can kayıpları ve büyük çaplı mal kayıplarına sebebiyet verir tsunami dediğimiz olay. Niçin bizim ülkemizde az gözükme ihtimali var? Hemen onu da söyleyelim. İşte bizim ülkemizin etrafındaki denizler iç denizlerdir. Yani su kütlesi daha az. Dolayısıyla deprem sonrasında küçük çaplı tsunami meydana gelse de birkaç metrelik bir yükselmeden bahsedebiliriz. Marmara depreminde İzmit'te kıyıdaki alanlar sular altında kalmıştı. Evler mesela deprem sonrasında ufak çaplı bir tsunamidir aslında. Ama bu 10 metre, 20 metre, 30 metre, 40 metre yükseltisindeki tsunamilerle benim ülkemde karşı karşıya kalınmaz. Bunun sebebi de okyanusa kıyımız olmadığı içindir arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Evet, geldik volkanizmaya. Volkanik faaliyetler de doğal afetlerden biri olma özelliğine sahip. Yerin hemen altında, yani dünyanın içerisinde bir dünyanın katmanlarını şöyle bir gözden geçirelim. Litosfer dediğimiz soğumuş, katılaşmış, üzerinde yaşamaya müsait hale getirmiş dünyayı bir katmanımız var. Taş küre dediğimiz litosfer. Hemen onun altında magma dediğimiz ateş küre olarak, barisfer olarak adlandırdığımız kısım var ki sıcaklığı çok yüksek, soğumamış, katılaşmamış, basıncı çok yüksek bir katman dünyanın. İşte o katmanda sıcaklık ve basınç arttığında yukarıya doğru magmada bir hareketlilik meydana gelir ki biz onlara konveksiyonel akımlar diyoruz. İşte o hareketlilik esnasında, yani magma yeryüzüne doğru yapmış olduğu o hareketlilik esnasında litosferin içerisine girer ise ya da yüzeye kadar ulaşır ise biz bu hareketliliğe volkanizma diyoruz. Her zaman yüzeye ulaşmayabilir arkadaşlar. Litosferin içerisinde soğuyup katılaşabilir volkanizm faaliyet. Biz o zaman derinlik volkanizması diyoruz ona. Eğer yeryüzüne ulaşır ise yüzey volkanizması dediğimiz volkanizma meydana gelir. Sıcaklığı çok yüksek olan akıcı kıvama sahip lavlar yüzeye ulaştığında bölgede çok ciddi anlamda hayatı sonlandırır. Bitki, hayvan ve insan toplulukları tamamen ortadan kalkar ve bu bölgede uzun bir süre yaşamdan bahsetmek pek mümkün olmaz arkadaşlar. Onu da ifade edelim. Her faaliyet sonrasında illa lav çıkacak diye bu bir kural yok. Kızgın kül ve tüf ve gaz çıkışı da meydana gelir ve bu gazlar, küller çıkışı esnasında atmosferde kalın bir tabaka oluşturur ise iklim değişikliklerine kadar sebebiyet verebilir. Yani güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engeller, yüzeyde sıcaklıklar azalabilir arkadaşlar bu faaliyet sonrasında ki dünyada büyük çaplı depremler sonrasında iklim değişikliklerinin yaşanması da bekleniyor bu çerçeve içerisinde. Çok geniş çaplı değil ama gaz çıkışı, kül çıkışı, tüf çıkışı olur ise asılı partiküller atmosferde çok arttığı için görüş mesafesini kapatır. Dolayısıyla hava ulaşımı aksar arkadaşlar. İzlanda'da meydana gelen volkanik faaliyet sonrasında yaklaşık 8-10 yıl önce büyük çaplı olarak Amerika ve Avrupa arasındaki hava ulaşımı bir yıl tamamen aksamıştı. Görüş alanını kapattığı için bu kül ve tüf yığınları, bunu da ifade etmiş olalım. Evet, dünya üzerinde çok büyük çaplı volkanik faaliyetler gerçekleşir ve volkanik faaliyetler var. Volkanik dağlar var. Benim ülkemde aktif şu anda volkan yok. Az önce dedim ki aslında hiçbir volkanik dağ sönmüştür ifadesi kullanılamaz. Birçok volkanik dağımız var ama yakın zamana kadar ya da yakın zaman diyebileceğimiz bir zamanda aktifleşmiş volkanımız yok. Bu yüzden Türkiye'deki volkanik dağlar için şu ifade kullanılır: sönmüş volkanlarımız ifadesi ön plana çıkar. Türkiye'de hangi bölgelerimizde daha çok volkanik dağlarımız var? Hatırlayan var mı arkadaşlar? Doğu Anadolu mu hocam? Doğu Anadolu çok güzel. Başka?
Güneydoğu. İç Anadolu bölgemiz ve Doğu Anadolu bölgemiz. Bakın şimdi dünya haritasını attım. Aktif volkanları attım arkadaşlar. Çok yoğun olarak. İtalya'da çok sık duymuşsunuzdur. Birkaç yılda bir aktifleşen Vezüv yanardağı var biliyorsunuz. Çok ciddi anlamda Etna ve Vezüv ön plana çıkıyor. Bu da bir gerçek. İtalya'da korkutan iki volkanik dağ olma, aktif volkanik dağ olma özelliği gösteriyor. Bunun anlık görüntüsünü alın. Bakın şimdi dikkat edin. Akdeniz havzası yoğun olarak volkanik dağların bulunduğu. İzlanda ki yoğun volkanik faaliyetlerin meydana geldiği ülkelerden biridir. Endonezya ve Malezya adaları, Japonya adaları dünya üzerinde yine aktif volkanların bulunduğu alanlar içerisinde yer alır. Ki Amerika'da Amerika ülke olarak Yellowstone Parkı volkanik bir arazidir ve aktif volkanların bulunduğu alandır arkadaşlar. Evet, Amerika kıtasının batı kıyıları dediğimiz alanlarda da yine volkanik dağlarla Hawaii adaları olmak üzere karşı karşıya kalabiliyoruz arkadaşlar, bilginize. Bakın Türkiye'de aktif volkan olmadığı için bu harita üzerinde Türkiye işaretlenmemiştir. En çok volkanik dağın bulunduğu ülke Endonezya arkadaşlar, bunu unutmayacağız. Çok ciddi anlamda volkanik faaliyetle karşı karşıya kalınır bu ülkede. Bu da bir gerçek. Birçok doğal afet yaşanıyor. Depremler sonrasında tsunamiler, volkanik faaliyetler sonucunda volkanizma gibi olaylar, deprem gibi olayların çok sık yaşandığı bir ülke Endonezya, Japonya ve çevresi, ki az önce ateş çemberi olarak adlandırılır arkadaşlar demiştim. Çok sık deprem ve volkanik faaliyet meydana geldiği için. Ne kadar zamanımız var arkadaşlar? Kalayım mı, devam edeyim mi, zamanımız var mı? Hocam 2 dakikamız kaldı. O zaman kütle hareketlerinde kalalım. Kısmet olursa buradan devam ederiz bir sonraki dersimizde. Sonra da inşallah bir yoklama alalım ve oradan...